Metin fonksiyonları da gene veri tabanında çok sık kullanılan ihtiyaç olacak fonksiyonlarda metini düzenleme, değiştirme gibi şeyler yapıyor özetle. Bunları siliyorum. Çoklu açıklama satırı bu şekilde oluşturulur veri tabanında. İlk fonksiyonumuz upper. Verilen değeri büyük harfe çevirir. Çalışır. Yalnız veri tabanında bir standart haline getirmenizi öneririm bu kullanımı. Sonunda noktalı virgül kullanın. Aynı şekilde SQL Server'da da böyle yapmanızı öneririm. Genel alışkanlığı açısından. Mesela burada first name'i listeledim. Diyorum ki bunlar büyük olarak görünsün. O zaman upper dediğimde tüm veriyi büyük harfe çevirmiş oldum. Çünkü bazı girilen değerlerde işte veri girişi esnasında büyük harfle yazmaz, düzgün yapmaz ya da baş harfini büyük yazmaz gibi durumlar olabilir. Bunların hepsini bu şekilde düzenleyebiliyor olmanız lazım. Normalde değil. Sadece editör tarafında öyle gösterebilir. Developer'dan kaynaklı bazı sıkıntılar oluyor. Şöyle büyük harfle yazdığım zaman bunu kabul etmedi. Dönüştürmeyi diyorsun. Dönüştürmede sorun yok. Büyük hale getiriyor, ı yapıyor. Evet. Lower'da küçük harfe çevirir. Aşık değil tabii ki. W olacak.
gelişmiş olduğu için buna izin vermiyor. Init cap. Yani öyle bir şey. Init cap. Şuralardan vardır muhtemelen. Var hocam. Font var. Font var, evet. De normalde şudur mesela. Buraya CTRL'ye bastığın zaman işte mouse'un şu tekerleğiyle yaptın mı küçültür ya da büyütür ama burada öyle şeylere izin vermiyor. Öyle şeylere karşı. Sadece formu yapıyor. Evet. Artistik yapma bana. buralardan olması lazım. Araba belirli font yazılacak bir soru için. Bu kadar çok var. Font var. Nerede? Patentlerin içinden atıyor. Font. Font. 14. Bakın init cap'te aldığı değerin içeriği gerçek değeri ne olursa olsun baş harfini büyük yaptı. Bu da gene uygulamalarda çok işinize yarayacak bir özellik. İhtiyacınız olacaktır. Dediğim gibi veriyi ekleyen kişinin nasıl eklediğini bilemiyorsunuz çoğu zaman. Ya da yazılımda o filtrelenmiyor falan, düzenlenmiyor. Ben de el alışkanlığı düzgün yazmazsam rahat edemiyorum. Konkette sağ ve solunda yani birinci ve ikinci parametre olarak verilen veriyi birleştiriyor. O zaman şöyle bir yani burada yemedi. Normalde iki değer oluyor burada. Ya bu fonksiyonları şimdi farklı bir şekilde birleştirirsen. Pardon burada. Fazla istasyonu takılınca bu tarafı bitirsin. Burada birleştirme işlemi istasyonunda olduğu gibi artı değil. Bunlarla yapılıyor dediğim gibi. Birleştirebiliyorsunuz. Şimdi hazır birleştirme işlemine gelmişken bir konuyu daha anlatayım. SQL Oracle'da mesela bir sorgu yapacaksınız. Bu sorguda tablo kullanmayacaksınız. Örneğin Cihan Özhan bilgisini ben birleştirmek istiyorum. Bunu bu şekilde çalıştırdığımda böyle bir yapıyı kabul etmiyor Oracle. Normalde buna işte select
herhangi bir metinsel değer vesaire verdiğinde bunu SQL Server'da doğrudan çalıştırır. Ekranda gösterir vesaire. Ama buradayken diyor ki benim aslında olmayan ama bu tür işlemlerde kullanacağım bir tablom var. Dual diye. Bu tabloyu kullanarak çalıştırman lazım. Yani gerçek veri değilse ama bu tür bir işlemde kullanacaksan from olması şart ve dual tablosu. Gerçekte var olmayan bir tablo olarak kullanman gerekiyor diyor. Dual tablosu bu işe yarar. Fonksiyonu da tüm programlama dillerinde olduğu gibi aynı işi yapıyor. İçerisine aldığı değerin kaç karakter olduğunu hesaplıyor. Ben de 5 karakter olarak gösterdim. Az önce dedim E alışkanlığı. Ben düzgün yazmazsam. Şimdi burada da instr içerisinde diyorum ki bir metin var. Bunun içerisinde
R'yi arayacağım. Bunun öncelikle aranacak metin, sonra arayacağım metni yazarak bunun kaçıncı indiste olduğunu öğreniyorum. Mesela 3, 6, evet, arama. Altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu indekste bizim, onuncu indekste bizim R harfimiz var. Bunu buluyor. Substr de gene substring önemlidir. Select subsetleri. Üçüncü karakterden başla, dört karakter getir, tan B, şu kısmı almış oldum, içerisindeki belli bir kısım. Evet, hepsini yapabilirsin. Soldan itibaren. Sağ. Metnin sonundan itibaren alabiliriz. Şurada mı? Ha, burada evet. Evet. Yani neden başlayacağız? Dört karakter getir. Burada terse gitti. Evet. Tersten başladı bu sefer. Şuradan eksiden iki tane. Sadece tek de daha sıkıntı. Evet. Bunları iç içe kullanabiliyorsunuz. Bunda bir sorun yok. Yerli yerinde kullanmak şartıyla. Kafana göre kullanamıyorsun. Mesela işte trim vesaire de var. Onları da göreceğiz. Örneğin sağdan boşluğunu sil, işte soldan boşluğunu sil. Bunların ikisini iç içe kullanabiliyorsun. Bunun içerisinde de bu oluşan değerden işte son karakteri al, ilk karakteri al gibi şeyler yapıyorsun iç içe. ASCII de bildiğiniz gibi normal karakterlerin karşılığını veriyor.
nümerik asçı karşılığını. Mesela A'nınki 65. Bu trim işlemleri önemlidir veri tabanı programlamada. Sağdan ve soldan trim olayları. Mesela burada ocağın başına nokta koydum. Sonuna da nokta koydum. Dedim ki right pet, right trim, sağdan işte bu karakteri bul, bunu çıkar. Aynı şekilde ray trim'de de bunu yapıyorum. Ray pet ve ray trim. Bunun left'i de aynı şekilde. Bu sefer tam tersi. Ray trim. Neybetin kullanmak için ihtiyacın oluyor. Bu karakter tamamlama için kullanıyorum Neybet. Mesela sol tarafında şu an 5 tane, sağda bir tane var. Ben zaten bu tarafı vermiştim. Kaldırıyorum Neybet'tekini. Bu sefer gene 5 karakter var. Toplamda solda 5, 9, 10. 10 karakteri tamamla neyle? Nokta ile. Sonrasında da iç içe fonksiyon kullanımı dedik bundan. Yukarıda da aynı. Buradan noktalarla kullanılan bir değer geliyor. Sağında sonunda noktalar var. Tabi burada sola doğru nokta koyuyor. Lipet olduğu için. Sola doğru koyduğu noktaları 10 karakteri tamamladı ya bu şekilde. L trimle de bunu sil demiş oluyorum. Evet. Altta mesela aynısını yaptığımda bunu sola doğru noktayla 10 karakteri tamamlamış oldum. Buradakini sildiğim zaman sol tarafta 6 tane olması gerekiyor. Bakın 6 nokta geldi. İstediğiniz karakter yapabilirsiniz. Bunun da boşluğu tamamla gibi. Yani şunları değiştireyim. Raytrim ve Raytrim bu şekilde. İçindeki Raypet ve Laypetleri anladınız mı? Tamamlama olayı. Trim ise tam tersi. Bunları temizle.
Line'ı şöyle şu iç kısmını şurada bakıyoruz. Burada test ediyoruz. Diyorum ki LPET Ocak diye bir değer var. Bu değer bunu 10 karaktere tamamla. Boşlukları yani bundan arta kalacak boşlukları 6 karakter. Onu da bununla doldur. Sonuç aşağıdaki. Bunu LTrim içerisinde kullandığım için yani ben gerçekçi bir veri oluşturmak için yaptım bunu. Normalde böyle görünmesi lazım. Ama yukarıda dedim ki bundan bu veri gelecek. Sen bunu LTrim'in ilk parametresi olarak al. LTrim ne istiyordu? Bir metin onu soldaki şu karakterlerini temizleyecekti. Ben burada bunu koyduğum zaman bunu temizleyecek. Bu şekilde. Şu an evet. Şimdi bu biraz esnetilmiş özellikle. Kapanmayacaklar. Donduracağız. Açın. Kendiniz mi? Şimdi solda böyle bir boşluk olursa bunu temizle. Sağda olursa temizle. Hani bazen şöyle bir şey istenebilir. Soldan olanı temizle ama sağdakini temizleme. Böyle bir durumda left kullanılır. Ya da tam tersi olursa right kullanılır. Ama iki tarafta da olursa temizle. O zaman da trim kullanılıyor. Trim ve retrim. Özelliklerini kapsar. Bunun da çalışma yöntemi şöyle, veriyi gönder, from, arada bir from olmalı, bu şekilde, bunları bunun içinde temizle, arada bir from keyword'ü var, ekstra. Trim ile left ve right yapma özelliği de var. Mesela sadece sağdaki veri silinsin. Trim sağdaki veri. Böyle bir durumda. Başına trailing yazdım. Sadece sağdakini sildi, soldaki kısmı ellemedi. Training keyword'ı bu şekilde kullanılıyor. Zaten şeyden...
Evet. Sadece trimin esnetilmişi. Tam tersini de lading yapıyor. Asçı karakteri yapmıştık. Bunun bir de tersi vardı. CR, char olayı. Mesela A'nın asçı karakterini aldığımızda 65 vermişti. Tam tersini yaptığımızda 65'in karakterini ver bana. From while. A karakteri. Hazır metin işlemlerine gelmişken şu birleştirme işlemini de özellikle yapalım. Metinsel fonksiyonlarda metinsel birleştirme. Burada gerçek veriyi kullanalım. First name yazsın. Öncelikle boşluk, iki nokta üst üste, birleştir, int gap, first name, tekrar birleştir, bunun job id üzerinden. Burada da gerçek veri üzerinde first name William, işte djob id for djob id isim bu hesabı.